Müvekkilinin 4 yıldır tahsil edemediği alacağı için hacze gitmişti avukat efendim ama başına gelmeyen kalmadı. 80 koyunun hacz edilmesine tepki gösteren aile avukat işte Cüneyt Bülent Şeker'in yanağını ısırdı efendim. Kanlar içinde kalan avukat şikayetçi oldu. Anne ve oğlu hemen gözaltına alındı ancak sorgularının ardından serbest bırakıldılar. Açılan davada ise önce 2,5 yıl hapis cezası verildi. Avukat Şeker'in itirazı üzerine de istinaf mahkemesinden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Biz de 3 defa hacze gittik. Daha önce de bir saldırıya uğramıştık. Hacze gittiği evde yanağını ısırarak kopardılar. Ona dehşeti yaşatan saldırganlara 2,5 yıl ceza verilince mağdur avukat itiraz etti. Daha önce yerel mahkeme 2 yıllık bir ceza vermişti ama istinaf mahkemesi bunu 4 yıl 2 aya çıkarttı. Orhan elinde sattığı 80 koyunun parasını alamayan adam icra takibi için avukat Cüneyt Bülent Şeker'den yardım istedi. Şeker müvekkilinin alacağı için jandarmayla birlikte haciz için yola koyuldu. Ama gittiği evde başına geleceklerden habersizdi. 4 yıldan beri tahsil edilemeyen bir alacak vardı. Müvekkilimiz borçlarını ödeyemediği için mülküne hacizler gelmişti. Çiftliğine haciz yapılmıştı bankalar tarafından. Çocuğunu evlendiremez durumdaydı. Sevim Konuk oğlu Ömer'le beraber o sırada evdeydi. Koyunları yüklemek için kamyon geldiğinde anne oğul çılgına döndü. Nerede o avukat diye bağırmaya başladı. Bir anda kadınla kendimi yarım metre bir metre arasındaki mesafede buldum. Bir anda avukatın üzerine çullandılar. Jandarma saldırıya engel oldu. Ama arbedede Onur Konuk Şeker'in yüzünü ısırarak yanağını kopardı. Beni yere yatırmaya çalıştı. Yere yatıramayınca yumruklamaya çalıştı. Tuttum. Tutunca da hareket edemeyince de ısırdı. Haciz işlemi yarıda kaldı. Anne ve oğlu gözaltına alındı. İfadelerinin ardından da serbest bırakıldı. Açılan davadaysa yerel mahkeme saldırganlara 2,5 yıl hapis cezası verdi. Daha önce yerel mahkeme 2 yıllık bir ceza vermişti. Karara itiraz eden avukata istinaftan sevindirici haber geldi. İstinaf mahkemesi bunu 4 yıl 2 aya çıkarttı. Ömer Konuk kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Annesi de 2 yıl 6 ay cezaya mahkum edildi. Kamu çalışanlarına yapılan saldırı konusunda örnek teşkil edecek bir karar. Umarım bundan sonra benzer saldırılara bu karar mani olur diye düşünüyorum. Yargıtay'dan onaylanırsa beklediğimiz şekilde bir karar olmuş olacak.